Merhabalar, ben Doktor Nuray Kayakol. Sizlere proje pazarı yarışmaları hakkında kendi tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Şimdi proje pazarı ne demek? Siz bir proje hazırlıyorsunuz, buna grup olarak da katılabilirsiniz, tek kişi olarak da katılabilirsiniz. Bir fikrinizi görselleştiriyorsunuz. Bazen sizden böyle poster formatında da isteyebilirler. Yani siz hazırlarsınız da, yani basımını belki hani katılacağınız yer, eğer o da dereceye girerseniz artık imkan dahilinde, ama genellikle böyle one pager dediğimiz bir sayfalık hani sunum gibi düşünün ya da poster gibi düşünün, öyle hazırlıyorsunuz. Şimdi bunu yaparken her şeyden önce eğer bir şirket çalışanıysanız, dilim dönmedi. Siz işte yöneticinizle konuşuyorsunuz. Onlar gerekirse onay alıyorlar. Bence yani firmanın ürününü ya da başka bir versiyonuyla vesaire bence katılmanız doğru değil. Yani sonuçta tabii bu söylediğim küçük firmalar için değil, büyük ölçekli firmalar için. Onun dışında böyle daha yani fikriniz varsa, ki öyle bakılıyor bu projelere, siz onu sadece başlık olarak ya da anlatım olarak yöneticilerinizle paylaşabilirsiniz. Detayı vermek zorunda değilsiniz. Ama en azından başlığıyla ilgili bir fikirleri olsun. Şimdi onları en çok rahatlatan işte kendi ürünleriyle ilgili olmaması, dışarıya teknoloji transferi anlamına gelecek böyle gizli bilgilerin paylaşılmaması. Arkadaşlar, şirketlerin gizli açık bilgisi diye bir şey olmaz. Her türlü bilgisi gizlidir. Sonuçta bir tecrübedir. O nedenle o yüzden işte şu önemlidir, bu önemlidir, değildir diye şeylere girmeyin. Bu tür projelerde şirketin ya da şirkete ait, çalıştığınız şirkete ait bilgileri paylaşmamaya özen gösterin. Yani şirketinizin sahip olduğu teknolojinin üzerine birkaç yenilik yapıp, birkaç eklemeler yapıp, farklı bir alet diye pazarlayıp ya da fikir diye pazarlayıp bunu yarışmalara göndermeyin. Şimdi yöneticiler bana göre teknik özellikleri zayıf insanlar, ne olursa olsun. Aksini iddia etseler de. Şimdi çok teknik detayları ya da farkı bilmeyecekleri için siz anlattığınızda tam anlamamış olabilirler. Şirket bilgileri istenmeyerek, yani kötü niyetli olmasa bile paylaşılabilir. O nedenle mümkün olduğu kadar şirketinizin faaliyet alanı dışında bir konu seçin kendinize. Böylelikle herkes rahat eder. Yani yöneticinize söylemiş olmak sizi kurtarmaz. Yani hem kendiniz hem o zarar görebilir. O nedenle kendinizi emniyete alın. Ne bileyim, otomotiv sektöründeyseniz gidin beyaz eşya ya da başka bir şey. Daha doğrusu şirketinizin faaliyet alanı dışında bir şey seçin. Ha, diyelim ki arabanın bir sürü komponenti var. Siz diyelim ki otomotiv sektörüne özgü bir yarışmaya katılamayacaksınız anlamına gelmez. Firmalar araba parçalarının üretiminde uzmanlaştırmışlardır. Her biri farklı bir parça üretir. O konuda hani pazar sahibidir. O yüzden siz arabanın başka bir pazarına, daha doğrusu başka bir ürünle ilgili de yapabilirsiniz. Ama mümkün olduğu kadar faaliyet alanlarının dışında olmanızda fayda var. En azından ben böyle yaptım. Şimdi galiba bundan kaç sene önce olabilir,
7-8 sene önce işte oturduğum şehrin üniversitesi böyle bir Ar-Ge pazarı yarışması düzenliyor. Her sene yapıyorlar mı bilmiyorum. Son zamanlarda dikkat etmedim ama şimdi bir yarışma olunca benim gibi birkaç arkadaş şirkette böyle fikirlerini vesaire işte katılacağız yöneticilere söyledik. Onayı da aldık. İşte herkes bizden değişik şeyler bekliyor. Acaba başarılı olabilirler mi falan diye. Şimdi aslına bakarsanız yani bu proje pazarına gönderilmiş olan fikirler aslında çok da ticarileşme şansı olan fikirler olmayabilir. Çünkü fikir aşamasında yani nasıl gerçekleştireceğini bilmiyor, çok da hesap yapmayabiliyorlar. Bunu benim arkadaşlarımdan gördüm. Ondan sonra ama fikir fikirdir deyip değerlidir deyip tabii mesela çok bilinen bir şirketten de bir mühendis gönderdiği zaman herhalde iyi hesaplamıştır ya da ciddi düşünmüştür diye bir algı da yok değil. Şimdi ben aslında dediğim gibi farklı bir sektör seçtim. Bunun sebebi şimdiye kadar hiç paylaşmamıştım sanırım bu anımı. Şimdi ben Almanya'dayken enerji sektörü üzerinde çalışıyorum. İşte simülasyonu yaptığım ekipmanlardan bir tanesi pulverized coal combustor. Pulverize yok, benimkisi kırma makinesi. Böyle kömürü işte 100 ya da 90 mikron civarı bir şeye ufalıyor aslında. Böyle mikron düzeyine getiriyor. Şimdi benim bununla ilgili bir sürü fikirlerim vardı. Hatta Alman hoca demişti ki sen bunların patentini al. Ama alamadık tabii ki. Fakat ben bunları zamanında görselleştirmiştim. İşte birkaç yıl sonra Türkiye'ye gelince bulduğum işte aslında ben isterdim ki yine enerji sektöründe çalışayım. Yani oradaki Almanya'daki tecrübelerimi ülkeme aktarayım. Ama bunu yapamadım. Şimdi beyin göçü, beyin göçü diye sızlanıyorlar. Türkiye'ye birisi geldiği zaman o kişi iş bulamıyor arkadaşlar. Çok ilginç. Yani bula bula işte ne bileyim otomotiv sektöründe bir firma istedi. Ben de orada çalıştım. Yani ben isterdim ki o tecrübelerimi aktarayım. Aktaramadım. Ama işte bu proje pazarı olunca bu Almanya'da geliştirdiğim fikirlerden bir tanesini güzel bir postere çevirip onu gönderdim. Ben şimdi şöyle bir şey var. Ben ülkeme güzel bir şey kazandıracağımı düşünüyorum. Böyle de idealist biriyim. Yani bayağı bir emek verdim. Hazırladım ve nasıl söyleyeyim, bunun kazanabileceğini düşünüyorum. Diğer arkadaşlarım da işte konuşuyoruz aramızda. Sen ne önerdin, ben ne önerdim. Ama bana o fikirler eften püften gelmişti. Sonra işte bekledik. Sonuçlar açıklansın diye. Hiç ne ödül alması, dereceye bile girememişiz. Yani bize böyle bir haber bile verildiğini sanmıyorum. Sadece işte kazananların isimlerini gördük. Sonradan da baktım hani neye şey vermişler, ondan sonra ödül vermişler diye. Yani yine bana eften püften bir şey gibi geldi. Ve üniversitenin bir elemanına yani öğretim görevlisine vermişler. Bu çok sık yapılan bir şey. Çünkü o üniversitenin düzenlediği bir şey olunca yani çok da şaşırmamak lazım. Şimdi böyle olunca tabii yani insan böyle bir şey oluyor. Nasıl söyleyeyim? Yani ben bu ülkeye bir şey kazandıramayacak mıyım diye bir düşünüyorum. Ondan sonra bu benim ilk tecrübem. Sonra
Bu sefer yine böyle bu sefer enerji sektörüne yönelik bir proje pazarı daha yarışması vardı. O da kuzeyde bir üniversite, adını hatırlamıyorum. Ondan sonra oraya da yine başka böyle Almanya'daki yaptığım çalışmalardan kaynaklanan bir proje fikrimi yazdım. Poster haline getirdim. Şimdi arkadaşlar, bu üzerinde proje geliştirdiğim alet $1 milyon. Yani çok komplike bir alet. Onun çalışma prensibini de biliyorum. Onun böyle safety ile alakalı kısımlarına yönelik bir fikir önermiştim. Şimdi bu sefer daha da umutluyum. Ama yine de olumsuz cevap geldi. Nuray dedim, bir denedin, iki denedin. Sonra bana bir mail geldi. Çok değişik bir mail. Bunu bir danışmanlık firması yazıyor. Diyor ki, sizin işte şu proje pazarı yarışmasında fikriniz varmış. Biz bunu katılanlar listesinde gördük. Eğer bize belli bir ücret öderseniz sizin başka projelere başvurmanızda destek oluruz. Yani şimdi bunun ilk önce ne demek olduğunu anlamamıştım. O zaman anlamamıştım da şimdi anlıyorum. Çünkü bazı danışmanlık firmaları var. Size destek oluyorlar. Mesela özellikle firmalar bunu çok yapıyor. Diyelim ki 1501'e ya da 1507'ye başvuruyorlar. TÜBİTAK'ın ya da başka kurumların böyle projelerinin ciddi yazılması lazım. Açık nokta kalmaması lazım. Yani bu da bir uzmanlık alanı arkadaşlar. Danışmanlık yapan şeyler var, firmalar var. Bu işi ciddi ve güzel yapanlar var. Şimdi tabii yani bunlar bunu bir ücret karşılığında yapıyorlar doğal olarak. Bunu bir çeşit hani proje avukatlığı gibi mi düşünürsünüz? Bence önemli bir şey. Ha, o zaman böyle bir şeye girişemezdim. Çünkü benim çalıştığım firma benim böyle bir nasıl söyleyeyim şirket kurmama izin vermez. Zaten siz bir projenin yürütücüsü oluyorsanız, bir yatırımcı da sonuçta bir yarışmaya kazandınız ya da bir yatırımcı size destek oldu. Bu ne demek oluyor? Yani siz aslında o işinizden kopuyorsunuz. Şimdi benim aslında derdim böyle bir yatırımcı falan bulmak değil de, yani birisi bu fikri alsın kendi yapsın. Yani ben bununla uğraşmayayım. O zamanki fikrim bu. Çünkü gözüm safety'den başka bir şey görmediği için. Yani ben evet böyle aletlerin çalışma prensiplerini anlıyorum. Onlara bazı değişiklikler önerebiliyorum. Bu güzel bir şey. Ama ben CFD'den o zamanlar kopmayı düşünmüyordum. Şimdi buraya kadarki anlattıklarımdan şunu çıkarabilirsiniz. Proje pazarlarına böyle bir posterlik, bir bilgi sunmak için her şeyden önce bir patentinizin olması lazım. Şimdi mesela ben bir proje pazarına yarışmasına katılıyorum. Bunun içinde gerçi bir türlü bitiremedim ama bitireceğim yakın zamanda. Bir patent başvurusunda bulunacağım. Şimdi biliyorsunuz patentlerin tescillenmesi 3 yıl sürüyor ama siz patentin başvurusunu yaptığınız andan itibaren o fikrin sahibi siz oluyorsunuz. Yani o yüzden rahatlıkla başvurunuzu yapıp bu proje yarışmalarına katılabilirsiniz. Şimdi diyelim ki şunu söyleyebilirsiniz. Siz patentinizi almış mıydınız bu proje pazarlarına fikrinizi
ya da posterinizi gönderdiğinizi. Hayır. Bunun sebebi aslında çok da ticari kaygı taşımıyordum. İşte bir Türk firması alsın, bunu yapsın, geliştirsin. Yani bir Ar-Ge çalışması gerekir bunun için. Şimdi bunu yapmak da öyle kolay bir şey değil. O yüzden hani öyle bir baba yiğit çıkarsa ben ona ücretsiz de verirdim. Çünkü yani çok da ücretsiz sayılmaz. Onun detaylarını yapıyor olabilmek için benimle çalışmaları lazım. Bu ne demektir? Bir anlamda bana para ödemeleri anlamına geliyor. Yani siz bunu da tercih edebilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim. Bu bir şey kafası, yani yurt dışında çalışmış bir insanın kafası. Türkler kimsenin aklına para ödemek istemiyor. Bu benim kendi tecrübem. Ben hatırlıyorum, bir kongreye katılmıştım. Almanya'dan Türkiye'ye geldiğimde işte yaptığım çalışmaları aktarıyorum. Sonra orada bir fabrika müdürüyle, fabrika sahibi, müdürü değil, sahibiyle konuşuyoruz. İşte o da enerji sektöründe. İşte onun da bir çalışanı bir sunum yapıyor. Şimdi siz neyle uğraşıyorsunuz? İşte şununla şununla uğraşıyorum. Adam bana 2 dakika içinde ne dedi biliyor musunuz? Şimdi dedi, benim dedi öyle mühendislerim var ki dedi. Şimdi ben dedi bunu göstereyim dedi. Onlar dedi anında yaparlar dedi. Yani siz bunu Almanya'da yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz ama dedi Türkiye'de mühendisler çok iyi dedi. Bakın kendi mühendislerine ne kadar güveniyor değil mi? Bunun sebebi Türkler yeni bir şey yapmıyorlar. Tersine mühendisliği en güzel uygulayanlardan iyi uyguluyorlar arkadaşlar. Ama şey yapamıyorlar. Mesela hangi boyutta olması gerekiyorsa ona uygun üretiyor. Yani arada bir yani nasıl ara boyutta bir şey yapamıyorlar. Şimdi ben aslında bu fabrika sahibini bir kırılmadım değil. Yani çünkü bu işlerin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ve böyle yani Türkiye'deki bir fabrika sahibinin de bir parça bir bilgisinin olması lazım ki hani böyle şeyler söyleyebiliyor. Acaba gerçekten çok iyi mühendisler var da Türkiye'de benim mi haberim yok? Çünkü ben o zamanlar yurt dışındayım. Ara ara Türkiye'ye geliyorum. İşte kongre olursa Türkiye'de kaçırmıyorum kendi alanımla ilgili. Sonradan yani şimdi ben bir şey söylemedim. Ben insanlara çok saygıda kusur eden biri değilim. İşte böyle birisi havalı konuştuğu zaman çok bir şey söylemem. Çok da karşılık vermem. Aslında bundan da şu anlaşılır. Karşımdaki kişinin söylediğini çok ciddiye almıyorum havasını verir. Ki doğrudur da bu. Bu adam da anladı böyle olduğunu. Ondan sonra oturuyoruz işte sohbet ederken mühendisini gördü, çağırdı. Gel buraya dedi, bak dedi bu hanım şöyle bir alet gösteriyor. Biz bunu yapamaz mıyız? İstesek üretemez miyiz fabrikamızda? Adam şöyle bir baktı falan. Yani bu çok da kolay yapılacak bir şey gibi durmuyor dedi. Şimdi öyle bir şaşırıp kaldı. Yani eskiden ne yapıyorlardı diye düşünüyordum. Sonra daha sonra gittim adamın ürettiği şeylere baktım. Ondan sonra bir de benim gösterdiğime baktım. Yani pek bir şey benzerlik yok. Yani bu güven nereden oluşmuş? O yüzden hani şimdi şöyle düşünün, siz böyle proje pazarına ya da bir yerlere gönderdiğiniz zaman bunlar bir şekilde değerleniyor ve size de hani çok da iyi hissettirilmeyebilir. Mesela şu an benim katılacağım
proje pazarına 400 katılım olacakmış, 400 ayrı firmadan. Şimdi patentin buluş basamağı nedir? Bir mühendis bakınca anlamıyor olması lazım. Öyle değil mi? Ama bazı mühendisler anlar. Şimdi tesadüfen sizin alanınızda ya da sizin geliştireceğiniz alanda biraz tecrübesi olan kişi onu çok kolay fark eder. Şimdi şunu söyleyeyim. Mesela bazen bana bir şeyler danışılıyor. İşte böyle bir probleme biz şöyle bir çözüm bulduk. Hocam ne dersiniz? Ben diyorum ki olmaz. Mesela görüyorum bazı şeyi. Ama söylediği andan itibaren ben problemi görüyorum. Olmayan bir çözümü görüyorum. Çok rahatlıkla olan bir çözümü düşünebiliyorum. Bakın. O yüzden hani insanlar siz yanlış bir şey söyleseniz dahi onlar düzeltip fikir üretebilirler. O yüzden bütün proje pazarlarına mümkün olduğu kadar alabiliyorsanız patenti alın. Bir Türk firmasıysa bakar ben bunun aynısını yaparım der. Yabancı da eğer Türkiye'de bu işi yapacaksa mevzuata uymak zorundalar. En iyi yaptıkları şey bana göre Türkiye'de mevzuata uymak. O yüzden belki onlarla bir anlaşma fırsatınız olabilir. Şimdi gelelim proje pazarı dedik ama ne tür şeylerle katılır? Şimdi ben CFD mühendisiyim değil mi? Yani ben bir şeyin simülasyonunu yapıp da İşte şu parametre bu parametreden daha önemli. İşte şunun hız aralığı şöyle, basınç aralığı böyle olursa bu aletin performansı yüksek olur diye bir projeyle ben katılmıyorum. Evet CFD mühendisiyim ama ben böyle sıfırdan alet geliştirmeyi de seviyorum. Olanı değiştirmeyi de seviyorum. Bayağı bildiğiniz... geometrik olarak çiziyorum. Yani bunu dışarıdan bir kişi görmeli, ne olduğunu anlamalı ama iç detayını göremeyeceği için o sizin şeyiniz, nasıl söyleyeyim, kapalı kutunuz. Onu kimse bilmek zorunda değil. O yüzden yani bana göre tasarım dediğiniz zaman böyle ne bileyim bir CAD programında bunu çizin, insanlar ne olduğunu anlasınlar ama yani sizin yapacağınız değişiklik öyle bir şey olsun ki o parça içeride bir yerde olsun. Kimse onu anlayamasın. Şu an benim katılacağım şeyi de ben öyle yazacağım. Yoksa bütün detayları yazacak değilim. Yani bir şeyleri saklayın. Anlatabiliyor muyum? Ki onu hani... O parçayı yapamadan o alet hiçbir şeye yaramasın. Ve bence güzel bir fikir cimnastiği olur. Böyle proje pazarları sıkça ülkemizde yapılıyor. Ufak tefek ödül de veriyorlar. Ödül kazanmanız şart değil. Yeter ki bu tecrübeyi edinin diye tavsiye ediyorum.